Merhaba arkadaşlar, EMKO Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü amacımız EMKO EZM 9950 model numaralı cihazımızı amacımıza uygun yapılandırmak. İkinci amacımız ise doğru ölçüm yapabilmek için gerekli parametreyi hesaplayıp girmek. Cihazımız programlanabilir bir cihaz. Sayıcı, zamanlayıcı, kronometre, frekans metre ve devir ölçmek amacıyla kullanılabiliyor. Hangi amaç için kullanacağımızı üzerinde bulunan anahtarlar var arka tarafında. Oradan anahtarları doğru pozisyona getirerek belirliyoruz. Biraz sonra onu yapacağız. Ama öncelikle yapmak istediğimiz şey sayıcı olarak kullandığımızda doğru ölçüm yapabilmek. Örneğin 1 metre bir kumaş ya da 100 metrelik bir kumaşı sarmak istediğimizde ya da ölçmek istediğimizde acaba parametresini doğru olarak katsayı nasıl gireceğiz? Bunu bulmak istiyoruz. Girişlerine sensör, proximity sensör dediğimiz kapasitif, indüktif, manyetik sensörler bağlanabiliyor. Aynı zamanda enkoder de bağlanabiliyor. Hassas ölçme yapmak istiyorsak enkoder kullanıyoruz. Ancak şu an bizim cihazımızda bir adet indüktif sensör bağlı. Biraz sonra yine bağlantılarıyla ilgili bilgi vereceğim. Şu an amacımız sadece katsayı hesaplamak, doğru değeri girerek doğru ölçüm yapmasını sağlamak. Şurada bir siyah nokta görüyorsunuz çarkımızın üzerinde. Şurada bir metal çıkıntı var. Sensörümüzün hizasına girince sayıcımızın değeri 1 artmakta. Şöyle elimle çeviriyorum. Motoru çalıştırmayacağım daha anlaşılır olsun diye. Bakınız her önünden geçişte sayıcımızın değeri 1 artıyor. Yani bir tur attığında sayıcımız da değerini 1 arttırıyor. Şu diskimin çevresi aldığı yolu veriyor. Fakat sizde farklı mekanizmalar olabilir. Doğru ölçümü nasıl yapacağımızın yöntemini göstermek istiyorum şimdi size. Örneğin 1 metre kumaş geçtiğinde burada 1 metre yazmasını istiyorsak, yani tura göre değil de santimetre cinsinden, milimetre cinsinden ya da metre cinsinden doğru değeri göstermesini istiyorsak, öncelikle mekanizmayı ayarlarken kumaş 1 metre yol aldığında ya da ilgili malzeme neyse diskimizin kaç tur attığını öncelikle bulmalıyız. Bunu ölçerek bulacağız. Enkoderse çok hassas olarak zaten çıkacaktır. Ancak bu şekilde bir switch kullanıyorsak çok küçük hatalar oluşabilir tabii ki. Tam turu hesaplarken sizin hesaplamanızdan kaynaklanan. Örnek veriyorum, bir tur attığımda eğer kumaşım 1 metre sarılıyorsa buraya bir parametre ayarını girmem gerekiyor. Bir tura 1 metre olarak kabul ediyoruz. P tuşuna basıyorum. Prog yazısı çıktı. Buradan Enter tuşuna basıyorum ve sürekli bastığımda P30 parametresini bulacağız. 30 parametresinde ilgili değeri gireceğiz. P30'a geldiğimde gördüğünüz gibi 0.00, yani bir sayısı girilmiş. Şu demek bu. Bir pars geldiğinde ekranda bir sayısını görelim. Yani bir tam tura karşılık bir zamanlı sayıcımız bir değer arttırsın. Peki iki tur attığında bir yazmasını istiyorsak, yani iki tur attığında bizim kumaşımız 1 metre oluyorsa onu nasıl ayarlayacağız? Yöntem çok basit arkadaşlar. Şöyle size telefonla göstereyim. Örneğin iki tur attığında 1 metre yazmasını istiyorsak 1 bölü 2 eşittir 0.5 çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi parametreye gidiyorum, buradan değiştiriyorum. Şuradaki kaydırma tuşuyla, hane kaydırma tuşuyla gidiyorum. Burayı 0 alacağım. 0.5 çıkmıştı çünkü sonucumuz. 0, evet. Bir daha kaydırıyorum haneyi. Buraya da 5 almam gerekiyor. Evet, 5. Kaydetmek için değeri Enter tuşuna basıyorum. Değer kaydedildi. P tuşuna basarak da ana ekrana dönüyorum. Sayıcımı sıfırlıyorum. Şöyle resete basıyorum. Ve şimdi birlikte gözlemleyelim. 2 tam tur attığımda 1 metre ilerlemeli. Bakınız siyah nokta burada. 1 tur attım. Sayıcı ilerlemedi. 2. tur atıyorum. 2. tur attığım anda bakın dikkat edin. Evet, 1 metre ilerledi. Dolayısıyla 2 tam tura karşılık 1 metre ilerlediğini gösterdi. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Varsayalım ki
5 tur attığında 1 metre ilerlemesini istiyoruz. O zaman buraya gidiyorum. Yine 1'i 1 bölü 5 diyorum. Eşittir. 0,2 çıktı katsayımız. Unutmuyoruz 0,2'yi. Yine P30 parametresine gidiyoruz. P. Buradan P30'u buluyoruz. 30. 0,5'i değiştirmek istiyorum. 0,2 yapacağım. Hane kaydırma tuşuyla ilerliyorum. 5'e geldim. Üzerine geliyorum. 2 yapacağım bunu. 2'ye getirdim. Kaydetmeyi unutmuyorum. Kayıt tuşuna bastım. Ana menüye dönmek için P tuşuna bastım. Sayıcımı yine reset ile sıfırlıyorum. Bu 3'ü dikkate almayınız. O set değerini ayarlamışız. Önceden kalma. Şimdi 5 tur attığımda artık sayıcım bir hane ilerlemeli. Evet. İlk turumuzu atacağız şimdi. Ortadan bir yerden başlattık. Başlıyorum. 1 2 3 4'te veya 5'te olabilir. Evet, 5'e geliyoruz. 4 oldu. 5. turdayız. Evet, 5'te oldu. Şimdi 5 tur daha atayım. Bir daha deneyelim. 1 2 3 4 ve son turdayım. 5. turda. Evet, gördüğünüz gibi artık doğru ölçüm yapıyor. Sizin de mekaniğinizi bu şekilde deneyerek bir defaya mahsus doğru parametreyi bu şekilde hesaplayıp P30 parametresi kısmında ilgili yere doğru girerseniz bir daha ölçümlerinizi doğru yapacaksınız. Bu konuştuğumuz tüm malzemeler için geçerli aslında. Yani sensör olsun, buton olsun, switch olsun, enkoder olsun. Hesaplama yöntemi aynı. Şimdi gelelim arka tarafındaki ayarlamalar kısmında bu yapılandırmayı nasıl yapacaktık onu konuşacaktık. Şöyle geldiğimde bakın şu üst köşesinde bir küçük kapakçık var. Tırnağınızda ya da tornavidayla çok kolaylıkla şuradan şöyle açabiliyorsunuz. Burada 4 adet switch var. Anahtar. Bu anahtarın bir tarafında on, bir tarafında off yazmakta. İlk üçü hangi amaçla kullanacağımızı bu cihazı seçiyoruz. Yani sayıcı mı, zamanlayıcı mı, devir ölçer mi gibi amaçlarımızı da belirliyoruz. Dördüncü ise sensör türünün seçimi. Sensör bağlantısı burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. NPN tipi sensör veya PNP tipi sensör. İki tür sensör var biliyorsunuz. Buradan kullandığımız sensör türüne göre dördüncü switch'i on konumuna veya off konumuna alıyoruz. Buradan çok net anlaşılmayacağı için biraz sonra size bunu ekranda doküman üzerinde daha güzel anlatabileceğimi düşünüyorum. Cihazla ilgili üzerinden göstereceklerim bu kadar. Çok kısa bir bilgi de ekrandan vereyim. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şekilde de PDF üzerinden inceleme yapalım. Bu PDF'i yine videonun altındaki yorumlar bölümünde bırakacağım veya açıklamalar bölümüne. Şimdi öncelikle hangi amaçla kullanacağımızı belirlemek istersek 1, 2, 3 numaralı anahtar grubu ile belirliyoruz demiştik. Sayıcı olarak kullanmak istersek 10, 10, off yani şurayı 10'a, 10'a, off'a almalıymışız şu anahtarı. Buradaki anahtarlar bu şekilde kalemin ucuyla veya tornavidanın ucuyla sağa veya sola hareket edebiliyor. Sağ taraf on, sol taraf off olacak şekilde seçebiliyorsunuz. Zamanlayıcı yapmak istersek o zaman birinci anahtarı off'a, ikinci anahtarı on'a, üçüncü anahtarı yine on'a almalıymışız. Bu şekilde takometre yapmak için de on, off, off gibi konumları almalıymışız. 4 numaralı anahtarımız ise sensör tipini veya enkoder çıkış türünü seçmek için PNP veya NPN olarak seçebiliriz. 4 numaralı anahtarı 10 alırsak PNP tipi sensör kullanacağız. Off alırsak da NPN tipi sensör kullanacakmışız. Bunun dışında sensörleri beslememiz için bir adet çıkışımız var cihazın üzerinde. 12 volt çıkış. Bunun sebebi enkoder girişlerimizin veya sensörün bağlandığı yerlerdeki girişlerde 12 volt, 24 volt vermeyiniz cihaz için zararlı olmasın. Bir de dışarıdan bir buton veya anahtar bağlayarak üzerindeki değeri resetleme veya pause durdurma değeri butonları ekleyebiliyoruz. Yine burada clemenslerde ilgi yerlere bağlayabilirsiniz. Burada da cihazın besleme bağlantısı var. 110 voltta ve 240 voltta çalışan, 220 voltta çalışan modelleri olduğu gibi 24 volt AC veya 24 volt DC
olarak da çalışan modeller var aynı cihazın, satın alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi yukarıya çıkalım. Aynı PDF üzerinden size de göstereyim. Bir başka yere aktarmadım özellikle buradan daha iyi anlarız diye. Şimdi sensör bağlantımıza bakacak olursak PNP tipi bir sensör var elimizde. Kahverengi ucu 1 numaralı klemense alt 12 volta. Mavi ucunu ise sensörümüzün 2 numaralı klemense 0 volta bağlamalıyız. Siyah ucumuz zaten 3 numaralı çıkış. İkinci sensörün çıkışı da 4 numaraya gidecekmiş. Biz biraz önce bir sensör bağlamıştık. Yani şunu bağlamıştık sadece. PNP bağlantıda reset ve pause anahtarlarımızın, butonlarımızın diğer ucu da RT'ye gidiyor. Birer ucu da zaten klemenslere gidiyor. Bir de NPN sensöre bakalım. NPN tip bağlantı yapıyorsak kahve yine artı, mavi yine eksi sensör. Çıkışımız yine 3 numaraya ve 4 numaraya gitmekte. Fakat NPN sensör veya NPN bağlantı yaptığımızda biraz önce konuştuğumuz 4 numaralı switch'in, anahtarın konumunu değiştirmeliyiz, unutmayınız. Burada sadece pause ve reset butonların bağlantısı değişiyor. Dikkat ederseniz biraz önce üst tuşlarını artıya bağlamıştık. Artık eksiden almış oluyoruz üst tuşlarını, NPN bağlantı olduğu için. Son olarak da enkoderle ilgili bir açıklama yapayım kısaca. Enkoderimizin beslemeleri genellikle 10 ile 30 volt arası oluyor. Bizim bu cihazımızın enkoder girişleri 12 volt olduğu için burada bir 12 volt besleme uçları çıkartılmış size. Enkoderimizin artı ve eksi uçlarını buraya bağlıyoruz 12 volta. Çıkış A fazını ve B fazını da 3 ve 4'e bağlıyoruz. Tek faz kullanmak istersek tabii tek fazda bağlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, enkoderin beslemesini dışarıdan 24 volt verirseniz buraya da çıkışlarına da 24 volt vereceği için cihazın girişlerine zarar vermemesi. Yani enkoderi 12 voltla beslememiz önemli. Bir de biraz önce uygulamamızda enkoder kullanmamıştık. Enkoderle ilgili ayrıca bir video yapalım. Dolayısıyla bir tam turda bir pars gönderen bir sensör kullanmıştık. Oysa enkoderlerin üzerinde etiketinde yazmakta kaç pars, bir tam turda kaç pars gönderdiği. Örneğin 100 pars gönderen bir enkoderimiz varsa bir turda, o 100 parsi dikkate alarak bu biraz önce hesapladığımız katsayıyı hesaplamalıyız. Onun için de ayrıca enkoderli bir video yapalım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.